Konya, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız'ı ziyaret eden Meltem Dikici, üreticilerin de sesi olmak amacıyla Başkan Yıldız'dan hayvancılıkta gelinen son durumu öğrendi. Konya özel programımıza şimdi de tabii ki bölgenin hayvancılık konumunu biraz da işlemek üzere Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin bulunduğu binaya geldik sevgili izleyenler. Evet, Sayın Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Sayın Başkanımızı da bu hafta zirve konuk olarak yer aldıracağız. Evet, Edip Yıldız'ın makamına doğru ilerliyoruz şimdi. Hoş geldiniz başkanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Konya'mıza, huzur şehrine. Anadolu'nun kadim şehri. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi tarım ve hayvancılığın başkenti. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 1995 yılında kurulmuş. Ben 2011'de ekibimle beraber göreve geldim ve o günkü hayvancılıkla ilgili rakamlara baktığınızda da ciddi bir potansiyel, yani hem büyükbaş hayvan varlığı olsun hem de ürettiği süt miktarıyla Türkiye'de her zaman ilk sırada yer almış bir yapıdan bahsediyoruz. Islah Birliği olarak tabii ki bizim asli sorumluluklarımız var. Nedir bu sorumluluklar? En başta kayıtlılık geliyor. Yani kurumsal açıdan sahadaki işletmelere ait kayıtların derlenip toparlanıp ıslah dediğimiz programa aktarılması işi. Yine doğan buzağların küpelenerek kayıt altına alınması işi ki uzun yıllar Konya'nın tamamını birlik eliyle küpeleme faaliyeti yürüttük. Sonra üreticilerimizin talepleri doğrultusunda, yani sadece üyeyle sınırlı kalmasını onlar talep ettiler. Sonuçta yapının gerçek sahibi de kendi üye üreticilerimiz olduğu için son 4 yıldır da üye işletmelerin tamamına küpeleme faaliyeti yürütüyoruz. Islahın sahada en kolay uygulanabilir şekli suni tohumlamadır. Yine 1/3'üne, yani Konya'nın bütününü düşünürsek yapılan suni tohumlamanın nereden bakarsanız bakın 1/3'ünü de yapan, tek başına yapan bir yapıyız. Yine gebeliğin erken tanısına yarayan, teşhisine yarayan ultrason hizmeti ki yıllık 60 bin civarında da ultrason muayenesi yapıyoruz. Sadece bunları yapmak bile bir damızlık birliği olarak aslında asli görevlerinizi yapmış oluyorsunuz. Ama biz bununla yetinmedik. Dedim ya, çok ciddi bir potansiyel Konya ve o üreticiye yakışır işler yapmak hedefimizdi. Üreticinin ihtiyaç duyduğu, yani sütü olsun, eti olsun, bir kere süt satış organizasyonunu kurduk ve günlük süt satışında 1000 tonları gördüğümüz dönemler oldu. Ki bu da üretilen Konya'da bütünün 1/3'üne tekabül ediyor. Çok ciddi bir rakam. Tabii ki. 24 ilçede bu satış organizasyonlarını kurduk. Yani ve o başladığımız dönemde tabii ki süt üretiminde birinci ama sıcak süt cennetiydi Konya. Bu yapı o gün %80 sıcak süt, %20 soğuk sütken şu anda geldiğimiz noktada yapı tamamen terse döndü. Yani %80'i soğutularak sanayiciye ulaştırılan bir yapıya döndü. Ve şu an itibariyle de günlük yine 550 ton sütü sanayiciye pazarlayan bir birliğiz. Üreticimizin sütüne katma değer oluşturmak için M1 bizim süt ürünlerindeki tescilli marka adımızdır. Ve ıslak ürünle başladık. 5-6. yılındayız. Sahada da çok ciddi kabul gördü. Ve bu ürünleri, yani üreticinin sütünü üreticiye ait süt fabrikasında işleyip tüketiciyle buluşturuyoruz. Yine üreticinin etiyle ilgili de sorumluluk aldık ve Et 1 markası adı altında Ereğli Organize Sanayi'nde Et Entegre tesisini kurduk.
Hem embir olsun hem etbir olsun bunlar tamamen üreticiye ve birlik kimliğine ait yapılardır ve ona hizmet eden yapılardır. Yembir yine bizim tescilli marka adımızdır. Çünkü işletmenin en büyük geliri süsse en büyük gideri de yem. Bununla ilgili de bir sorumluluk aldık ve Yembir markası adı altında da yine üreticimize piyasa fiyatının altında yem hizmeti veriyoruz. Geldiğimiz noktada dediğim gibi üretim eziyetli iş. Biz üretici olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Ama geriye dönük sıkıntıların aşıldığı, üreticinin yüzünün güldüğü, bol ve bereketli günlerin yaşandığı 2024'ün böyle bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah bunlar da temennide kalmaz, gerçekleştiği de bir yıl olur.